Albay nerede? Tüm çıkışları tutun. Bütün güvenlikleri de buraya çağırın. Bayrambaşçı Uç nerede? Bayrambaşçı Uç! Tutun güvenlikler buraya. Bayram abi! İçeride mi? Serdar abi. Bayram abi. Abi Albay'ın... İyiyim Sevin. Komutanım ne oluyor? Küçük bir önlem aldık diyelim. Sorun yok. Bayram Bayat. Emredin komutanım. Beni biraz misafir et bakalım. Emredersiniz komutanım. Kaan Yüzbaşı. O nerede? Peşinde komutanım. Hemşire. Onu kurtaramadık abi. Kızı kurtaramadık. Kızı kurtaramadık. Beyler komutan nerede? İçeride dinleniyor. Ne oldu komutanım? Ne olacak? Kaçırdık elimizden olan bu. Gün boyu hastane çevresinde iki kez keşif yapmış. Kamera kayıtları var ama maalesef şu ana kadar eşleşen birisi çıkmadı. Tanınmayan, izi, sabıka kaydı olmayanları gönderiyorlar. Yeni taktikleri bu olsa gerek. Komutanım siz nasıl? Emniyet karargahı aramış. Benim de haberim olunca küçük bir önlem aldık işte. Hepsi bu. Anlıyorum komutanım. Şimdi ne yapıyoruz? Her zamanki gibi işimizi yapmaya devam edeceğiz.
Hele bir şuradan çıkalım da. Daha bir haftamız varmış. Öyle söylediler. Bundan şikayetçisin değil mi? Şimdi sana desem ki hadi hazırlan. Buradan kaçıyoruz. Hemen başlarsın eminim. Hemen komutan. Hemen kaçarım. Başka bir emriniz var mı komutan? Hayır. Teşekkür ederim yüzbaşı. Komutanım, bizi çok korkuttunuz. Eğer size bir şey olsaydı... Bize bir şey olunca, Kaan, giden de kalan da aynı şeyi söyler. Vatan sağ olsun. İstirahat et yüzbaşı. Kaan. Teşekkür ederim. Sağ olun komutan. Yakın şunu. Biz kalmadan emin olun. Çabuk. Hoca yaralandın mı? Yok, önemli bir şey yok. Yüzün kötü olmuş. Önemli bir şey yok dedik ya. Yürü. Buralarda olan pek çok şeyin sorumlusu o adam. Benim, senin, hepimizin hayatında izleri var. Babanın, kardeşlerinin, bütün sevdiklerinin hayatında da. Şimdilik söyleyeceklerimin hepsi bu. Başarmanı umuyorum Roj'da. Yani sabah sabah. Ay bak görüyor musun? Hala çevresinde hafif hafif morluklar var Kaan. Allah müstahakkınızı versin. Ayol bunlar hiçbir şey yapmamış ki. E sen boşu boşuna mı yattın bir hafta boyunca hastanede? Ağrın var mı çocuğum? Anne vallahi de billahi de yok bir şeyim. İyiyim ben ya. Yapma şöyle çocukmuşum gibi. E çocuğumsun tabii. Ne iyisin ki? Ay. Bak ne diyeceğim. Kaan bak bu sadece çatlak filan da değil. Allah muhafaza sinir sıkışması filan olmasın oğlum. Anne. Orada sinirin ne işi var Allah aşkına? Orası omurilik mi kaburga? Ay her şeyi de bilir. Bu gürültüde ne oluyor? İşte çocuklar var aşağıda. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz oğlum? Abi,
Bu mangalın hali ne ya? Bu pislik nedir? Bu mangal yağar olmuş ya. Bunu arada temizleyin ama. Buraya bak. Hey! Şu sosları da alayım geleyim ben. Krop. Bekleyin bekleyin geliyorum. Anne. Ha, ne var oğlum? Bu heriflerin burada ne işi var? E canım Serdar arkadaşlarını getirmiş, eğleniyorlar işte aşağıda. Ya çocuk parkı mı burası acaba? Niye Serdar arkadaşlarını almış da benim evimde eğleniyormuş, onu sorabilir miyim? Ay ne babası. Babası da böyle sabah kalkınca sinirli olurdu. Ay o rahmetli az çektirmedi bana. Ay nurlar içinde yatsın. Ne var canım bunda? Aa. Ben mi sinirliyim? Ya sinirli gibi mi gözüküyorum anne? Gayet de güzel uyandım ben bu sabah. Sinirli falan değilim. Ben, onlar ne yapıyorlar acaba orada benim mangalımla, benim etimle, benim kömürümle? Aman ne var canım? Aa, sen de in aşağıya üstünü değiştir eylem. Oğlum tek tek atma şunları. Torbayla atsana ya. Hepsini birden atarsam her yer kömür olur komutan. Ya Galip, sucuda mı soyamıyorsun oğlum sen? He? Lan ne biçim Anteplisin sen ya? Ne oluyor lan burada? Vallahi ben Server annesinin izin aldım. Günaydın komutanım. Günaydın komutanım. Gel kebap yapıyoruz gel. Kebap yapıyorsunuz ha? He. Ulan sabahın bu saatinde mangal mı olur? Midesiz herifler. Ya mangal dediğin günün her saatinde olur. Söz konusu etse sabahın körü gecenin yarısı şimdi ne fark eder? Et dediğin ettir yani. Et dediğin sonuçta yemektir. Sen mi? Bir kapa çeneni. Bir dakika sus. Galip ne oluyor burada? Şey, Serdar komutanım bizi davet etti. Bu davet etti değil mi? Evet. Ama biz gelmek istemedik ilk başta. Rahatsızlık vermek istemedik. Ama ısrar edince tabii şey oldu. Komutanım ya çıra lazım. Var mı bildiğiniz çıra satan yer? Böyle çıra, güzel yanan çıra. Ben ne diyeyim lan size? Ya komutanım sen ne yapıyorsun ya? O öyle temizlenir mi ya? Sen onu bırak. Bırak onu. Bırak. Izgaraya yaktığımız zaman bunu soğanla böyle temizleyeceğiz tamam mı? Tamam. Ama yakın önce. Hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. Bir şey soracağım. Hı. Yanlış bir şey mi söyledim ben şimdi? Kötü bir şey mi söyledim? Yok ya bu sabahları her zaman kattığında böyle oluyor. Tersine kalkıyor. Sen bak işine. Emredersiniz. Ben de durayım bari. Vallahi komutanım bence biz yiyelim. Onu ayırırız yani. Ha? Komutanım biraz daha kasap köfte, biraz daha kanat. 10 numara. Yaktınız mangalı. Tepemin tasını attırma istersen Emre. Mangal? Ne işi var burada ya? Ev ev değil, 19 Mayıs stadyumu anasını satayım ya. Senin ne işin var burada Kubilay? Server teyze çağırdı. Annem çağırdı. Annem niye seni çağırdı kardeşim? Ha? Neden? Benden bilgi alıyor. Annem bilgi alacak senin. Ne bilgisi alıyor güzel kardeşim annem senin? Beni tanısın aslında ağzım sıkıdır. Çok. Ama teyzeyle çalışmak çok iyi. Bir kere çok cömert. Kubilay adamı deli etme ya söyle. Ya anlasana rüşvet işte. Ben onu aslanımla ilgili dökülüyorum, bilgi veriyorum. O da beni böyle mangala çağırıyor. Ne bileyim işte kek yapıp veriyor. Kışa da inşallah bir kaşko verecek. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Sen zaten hiçbir şey merak etmiyorsun ya. Ama teyze öyle değil. Her şeyi ince ince soruyor. Neden? Çünkü o sorumluluk sahibi. Çünkü o kız onun ileride gelini olacak. Yarın yüz yüze bakacaklar. O ona kızım diyecek. O ona anneciğim diyecek. Sen bu ilişkide küçük bir ayrıntısın sadece Kaan Bey. Minik bir ayrıntı. Bunu artık gör ya, gör. Sen şu şeyi söyle bakayım bana. Ben neyi merak etmiyorum? Yani Aslı ile ilgili öğrenmem gereken şey ne? Neyi etmiyorsun? Lan biraz önce sen söyledin ya merak etmiyormuşsun diye. Aslı ile ilgili öğrenmem gereken şey ne onu söyle. Yani lafın gelişi. Kubilay. Bak eğer söylemezsen senin topuğuna sıkarım, topuğundan vururum seni. Ondan sonra bir de döverim burada. Selver teyze. Kubilay. Söyle. Ya ne söyleyeyim abi, ne söyleyeyim? Bu ilişkiye benden çok emek veren yok. Benden çok fırça yiyen de yok yani. Vallahi artık burama kadar geldi ya, sabrım taşıyor yani. Allah Allah. Sen de biliyorsun. Bu ilişkiyi bu noktaya taşıyan, onu kollayıp büyüten benim yani. Size kalsa ooo. Güzel kardeşim benim. Güzel Kubilay'ım. Bak ben sabahları çok sinirli uyanıyorum. Benim rahmetli babam da öyleydi, mekanı cennet olsun. Çok sinirli kalkardı o da. Ve şu an sabah. Ben sabrımın son sınırındayım. Söyle lan. Şu dakika bile bir sürü adamla yemekte. Bey? Yani iş icabı.
Ve işte o nasıl gördüğüne göre değişiyor ya. Neymiş efendim? Fakültenin yayın evinin toplantısı varmış. Lan pazar pazar ne toplantısı? İşte yayın evi şeysi işte böyle kahvaltılı bir şey. Ben de anlamadım ki. Ona da söyledim. Herkesin bakışı bir değil aslanım dedim. Bazı insanlar var yani böyle böyle niyetsiz niyetsiz bakıyor yani. Geçen gün kendim gördüm ya bizzat. Başkası söylese inanmam. Fakültenin kantininde adamın teki tipi de görsene. Susak herifin teki. Sen aslanımın önünden al ekmeği, sür tereyağı, koy önüne. Tereyağı. Tereyağı ya. Kullanırım ben böyle şey sevmem. Allah Allah. Bu kızın eli kolu yok mu? Kendi tereyağını kendi süremez mi yani? Susak herif. Saçmalık. Sen saçmalıyorsun yani. Bir şey yok ki bunda. Yani saçmalık, vallahi saçmalık. Ben bu sefer zaten senin gazına falan gelmeyeceğim ya. Vallahi gelmeyeceğim senin gazına mazına. Sen direkt saçmalıyorsun yani. Allah Allah. %100 saçmalıyorsun yani. Saçmalık. Lan kim koyuyor oğlum bu çöpleri buraya? Mahalle mahalle değil, tımarhane anasını satayım. Komutan mangala gelmiyor musun lan sen? Yürü git lan içeri sen de. Yüzümü sıyırdı geçti işte o kadar önemli bir şey değil. Benim için önemli. Söylesene Rojda. Kaç araç oldu? Bununla 3 oldu Ervan. Al şunu sen devam et. Söylesene bana. Şu yara kulak hizasından çeneye doğru demiştin değil mi? Yine başlıyoruz. Eğer yüzeyselse bir sorun yok. Ama yanak kasların hatta içerideki dokular zedelenmişse ağız hareketlerinde kısıtlanabilirsin. Estetik açıdan baktığımız zaman şey olsa da... Şu yara... Doktor! Yeter. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bir yolunu bulup yarım kalmış olan işimi hallettim. Başka yapacak neyim var? Hayır Elmas. Hemen dönüyorsun. Saçma. Hayır. Akıllı ol Rojda. Ellerinde kamera görüntüleri var. Herifler ensende. Şu anda Alba'ya yaklaşma şansın neredeyse sıfır. Deneyebilirim. Bak. Seni kendi ellerimle ateşe atamam biliyorsun. Hem benim başka planlarım var. Hesabını görmek için şansın olacak merak etme. Hayır dönmem. Nasılsınız arkadaşlar? Sağ olun komutanım. Hayır. Rojda bu işi beceremez.
Avcı'da belki albayın canını alabilir. Ama sen çok daha fazlasın. Hadi. Şimdi git hem kendi hesabını gör, hem benimkini. Mangal yapıyorlarmış. Kim? Bizimkiler. Kaan Yüzbaşı'nın annesi organize etmiş. O zaman Kaan Yüzbaşı'yı almamışlardır oraya. Bak ben sana söyleyeyim, kesin şutlanmıştır Kaan Yüzbaşı. Kesin. Beklettin mi? Yok. Ben yeni geldim sayılır. Sen arayınca hemen hızlandırdım toplantıyı. Sonuçta bir pazarımız var değil mi? Arkadaşlar fakülteden mi? Hı hı. Sosyoloji yayın bölümü ve halkla ilişkilerden. Maşallah ya. Yavru kurt kulübü gibi. Sizin bu sosyoloji yayın ve halkla ilişkiler bölümünde hiç kadın yok mu? Başlıyor muyuz yine? Gerçi geç bile kaldım. Ben telefonda başlarsın diye düşünmüştüm ama. Tebrikler, yine buraya kadar dayandın. Yok yok. Ya benim öyle lafın gelişi çıkıverdi ağzımdan işte. Şey oldu, sabahları biraz ben sinirli uyanıyorum da. Kahvaltıya gidelim mi? Olur, gidelim. Susak herifleri. Demek sabahları sinirli uyanıyoruz ha? Hayır, bilelim de ona göre. Kupus, şu görüntülere bir bak. Sonuna fikrini alacağım. Karazman kırsalında etkisiz hale getirilen bir teröristin üstünden çıktı bu görüntüler. Karakol? Beşpınar Karakolu. İran sınırında. Son derece stratejik bir karakol. Orayı biliyorum. Evet. Kendilerince keşif yapıyorlar. Burada anormal bir durum yok. Ama benim asıl takıldığım nokta şimdi geliyor. İzle. Karakolu çek, karakolu ha. Çekiyorum işte, Havel görmesin. Ya karakolu çek, daha taşı çekiyorsun ha. Bak doktora hesabı sen vereceksin, ona göre. Doktor mu? Evet, doktor. Ama hesap verdikleri bir doktordan bahsediyor. Sanki bir elebaşından. Evet. Benim korktuğum nokta da burası. Yani şimdi siz diyorsunuz ki bu adam, bu herif Suriye'de Amerikalılarla, Ruslarla fotoğraf çektirirken aslında Türkiye'de bu karakolun yakınlarında. Yüzde kaç ihtimal bilmiyorum. Ama yüzde bir bile olsa biz önlem almak zorundayız. Eğer tahminlerim doğruysa senin helikopterinin vurulma işinin de müsebbibi bu. Çünkü tam doktorun tarzı. Kesinlikle. Gözle görülür bir hareket yapamayız. Bir sevkiyatta da bulunamayız ama iyi bir timi oraya gönderebilirsin. Sağlam bir tim. Gidecekler, karakolda kalacaklar. Herhangi bir saldırı ya da ona benzer bir şey olursa da gereğini yapacaklar. Emredersiniz komutanım.
Bu sen niye resmi geldin? Raporlu değil misin? Bak dinlenmeyi ihmal etme. Emredersiniz komutanım. Ama sadece ayağım raporlu. Ben devam edebilirim. Sağ ol. İyiyim Tümer, iyiyim. Sadece bacağım arada bir hatırlatıyor kendine. Ağrı kesicinin etkisi çabuk geçti herhalde. Sen neden buradasın? Mesai komutanım. Bizim çocuk ne oldu? Geliyor mu? Evet komutanım. Erdoğan Bayındır bugün birliğinden çıkış yapacak. Yarın sabah karargah intikaliyle bilginizi arz ederim komutanım. Gelsin bakalım. Kağıtlarını falan her şeyini aldın değil mi oğlum? Ya aldım komutanım. Aferin. Bak Doğan, oğlum orası özel kuvvetler. Orada öyle zırt pırt vukuat çıkartmak olmaz. Hele ki firar etmek hiç olmaz. Anladın mı aslanım? Anladım komutanım. Oğlum sonra ne derler? Bu adamın bölük as subayı, bu adamı adam gibi yetiştirememiş demezler mi Doğan? Adam gibi askerliğini bitir, düzgün işine gücüne bak oğlum. Tamam mı oğlum? Tamam komutanım. Bak Doğan, yolda da kaçayım maçayım sakın deme. Ya lütfen kaçmam komutanım ya. Hakkınızı helal edin. Ben artık şuradan böyle bir taksi minibüs bir şeye atlayıp doğru terminale giderim komutanım. Olmaz Doğan. Seni onlar götürecek. Oo ya komutanım ne gerek vardı ya? Ben kendim giderdim. Hadi aslanım söylediklerimi unutma. İyi yolculuklar. Ne dersin komutanım? Lan mahkum nakli asker şeysin belli değil. Ay şansıma tüküreyim ben ya. Tiplere bak, izmandı herifler. Selamun aleyküm devrem. Aleyküm selam. Emredersiniz komutanım. Eksiğimiz var mı? Hayır komutanım. Emre ile Galip'in raporu da tamamdır. Eksik değiliz. Hazırız. Tamam, diğer ayrıntıları konuşuruz. Yarın sabah bütün timi istiyorum. Emredersiniz. Şu an gitmiyorsun değil mi? Gitmedin söyle. Yarın için konuştuk. Oh, vallahi pazarları çok seviyorum biliyor musun? Annemin evhamından uzak, Serdar'ın mangalından uzak, Galip'in Türk kursundan, Bayram'ın ketesinden, Kubilay'ın çenesinden uzak. Oh be. Kubilay? Kubilay? Sen bugün Kubilay'la mı görüştün? Ha, Kubilay bizde. Herkes bizde. Bizim ev işgal altında bildiğin. Ya sen o yüzden koştur koştur fakülteye geldin öyle. Ne anlattı Kubilay sana? Ne fitledi? Hiç. Hiç. Yani hem bir şey demese bile. Demese öyle mi? Sen o yüzden adamlara öyle yavru kurt dedin. Şimdi anlıyorum Kubilay, alacağın olsun seni, gösteririm ben seni gün. Sana da gerçekten yazıklar olsun Kaan. Şu an çocuk gibi davranıyorsun. Ya tamam canım da şimdi... Hem kim olsa 9 tane adamla toplantıdan çıkan bir hanımefendiye gidip bir bakar. Yani kim olsa. De Allah'tan ben öyle biri değilim tabii. Sen. Sen öyle bir adam değilsin ha. Sen hiç kıskanç bir adam değilsin yani. Sen var ya Kaan, sen kıskançlıktan kudurursun, kendini boğarsın. Normal hayatta yüzbaşı olabilirsin ama kıskançlık konusunda generalsin. Hatta ordu komutanısın. Hatta en büyük rütbe neyse osun sen. Aslı bağırmasana, millet bize bakıyor. Kim olsa bakarmış öyle mi? 9 adamla bir kadına kim olsa bakarmış. Gerçekten yazıklar olsun sana. Ya kızım sesini yükseltmesene. Yükseltirsem ne olur?
değer verdiğimiz için yapıyoruz herhalde değil mi? Lafı abuk subuk yerlere çekip durma. Abuk? Evet abuk. Yanındaki o herifler gibi. Susak herifler. Ne? Ne? Susak. Susak ne? Böyle ne bileyim canım, böyle lavuk gibi bir şey işte susak. Ya hem tamam anladık toplantıyı. Kahvaltı ne oluyor be kadın? Ha? 9 tane adamla kahvaltı ne demek oluyor? Ne kahvaltısı ya? Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Yok sen gerçekten normal değilsin. Değilim, normal değilim. Ben normalleri de sevmem zaten. Ben böyle biriyim. Böyle kabul edeceksiniz. Hem ayrıca o lavuklara söyle. Anladın mı? Sana bir daha tereyağı sürmeye kalkan biri olursa ben onu bulurum. O tereyağını alırım onun. Devam et. Ne e'si? Anladın sen onu. Kızım kimse sana tereyağı süremez. Ekmeğine süremez tereyağını ye. Bana güvenmeyi öğreneceksin yüzbaşı bozuk. Ya nereye gidiyorsun? Aslı nereye gidiyorsun? Bak yanmış. Onlar kavga falan etmezler teyzeciğim. Etmezler. Yani bırak kavgayı. Ben daha var ya daha böyle birbirlerine sert sert baktıklarını bile görmedim yani. Böyle nasıl bir anlayış, nasıl bir karşılıklı saygı, nasıl böyle mıyış mıyış bir sevgi şeyisi anlatamam yani. Ay dilini ısır çocuğum. Ay nazar değmesin inşallah. Allah maşallah. Birbirlerine çok yakışıyorlar Selver abla. Bence kavga mango hiç etmesinler. Ay kızım ben kendi oğlumdan korkuyorum. Sabah görmedin mi daha surat bir karış, bir ışım çekti gitti. Domatesler geldi. Yüzümde kömür lekesi var. Nerede? Şurada. Allah. Ama bir dakika, biz bu ilişkiye çok emek verdik teyzeciğim. Özellikle ben bayağı bir emek verdim yani. Ben bu ikisini akıllandırayım diye ömrümden ömür gitti ya. Şimdi gidip de bir çuval inciri de berbat etmelerine izin veremem yani. O iş bende. Ay Allah razı olsun çocuğum. İnşallah. Hadi bakalım. Kavurma koydum tasa, ağam yar, paşam yar. Doldurdum basa basa, di gel gel. Doldurdum basa basa, di gel gel. Benim yârim çok güzel, ağam yar, paşam yar. Azıcık boydan kısa, di gel gel. Azıcık boydan kısa, di gel gel. Haydi haydi hopla gel, di gel gel. Şistanını topla gel, di gel gel. Hadi yiyen hadi. Haydi haydi hopla gel, di gel gel. Pistanını topla gel. Getireyim komutanım, içer mi? Yok, sağ olasın. Teşekkürler. Ne yaptınız? Ne yapalım komutanım? Muhabbet şamata işte. Bizim adamlar her zamanki hali biliyorsun. Galip köfteyi yakmış. Serdar Üsteğmen ile Murat Teğmen birbirine girdiler bu şey için. Neydi o? Ya şey var ya... Ya neydi komutanım ya bu şey? Ya hani bu şey var ya, domates şeysi. Hani böyle sıkıyorum vırt vırt vırt. Neydi onlar? Ketçap. Lan Bayram Bayat, ne numunelik herifsin ha? Ketçap bile tarifle buluyorsun. Ya niye komutanım ya? Alışmadık dondurur mu? Durmaz. Eyvallah. Benim kafam almıyor öyle şeyleri. Yani istemiyorsan ben öğrenmem.
Sen ne yaptın komutanım? Ben ne yapayım? Aynı. Bir şey yapmadım yani. Kavga mı ettin kızla? Nasıl anladın? Ya bunu anlamayacak ne var komutanım? Evden çıktın barut gibi. Yani kusura bakma da az çok tanıyoruz yani seni. Ya ben böyle sinirleniyorum. Kızıyorum bir şeylere. Yükseliyorum sonra. Ama sonra kavganın sebebine bakıyorum. İncir çekirdeği. Ben bilemedim be Bayram. Çözemedim yani. Ya bunda çözemeyecek ne var komutanım ya? Ya bunun yarısı aşk meşk, yarısı da kavga dövüş ya. Yorma kafanı bu kadar. Yani ben gerçi çok da tecrübeli değilim bu tür konularda ama benim bildiğim bu yalnız. Komutanım yaklaş. Benim Hatice'den ne önce ne de sonra başka biri olmadı biliyor musun? Yok artık lan. Yeminle ya. Yeme oğlum beni. Vallahi billahi komutanım ya. Ya hem nasıl olsun ki? Ortaokul 3. sınıfta Hatice'me aşık oldum ben. Ondan sonra Çankırı Asfay Okulu'na gittim. Oradan kıtaya gittim. Oradan da dağa gittim. Yani gittiğimizden değil ha. Görmedik ki komutanım. Helal sana be. Ha. Bizim bu şartlar altında Hatice ile aşk kelebeği olmamız lazım değil mi? Yani. Ama nerede? Geç gelirsin suç. Erken gidersin suç. Gece horlarsın suç. Sofraya pijamalı oturdun suç. Ama olsun komutanım ya. Biz Hatice'mle ve Erman'ın iki yarısı gibiyiz. Bir savaş, bir barış. Başka ne olsun komutanım? Böyle sürüp gidecek işte. Keşke bütün savaşlarımız böyle olsa be Bayram. Keşke. Yarın işimiz çok başlıyor şu. Hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol komutanım. Sana da Allah rahatlık versin. Sağ olasın. Keşke bütün savaşlarımız böyle olsa. Öyle ya. Bayram! Burada yaptığın ayakkabı üstünde ne işi var bayram? Ay ya 40 kere söyledim sana lastiğini atma şunun etrafı diye. Bayram! Geldim Hatice geldim. Geldim bağırma geldim. Rahat! Hazır ol! Hayt! Özel Kuvvetler Grup Komutanlığı, 9 subay, 11 as subay, 7 uzman erbaşta emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Teşekkür ederim yüzbaşım. Sağ ol. Yerine geçebilirsin. Leri bak. Rahatla dinleyin. Arkadaşlar, zor bir dönem geçirdik. An itibariyle son 10 gündür tedavide, istirahatte, raporlu, izinli personel sayımız 13. Ağır yaralımız ve şehidimiz olmamasına sevinmekle birlikte, sizler de iyi bilirsiniz ki, bizim için en olumsuz şey atalete alışmaktır. Bizler şehre alışamayız. Bizler rahata alışamayız. Sıcak döşeklere, zengin sofralara, rahat arabalara alışamayız. Hatta ailelerimize, sevdiklerimize, dostlarımıza, alışkanlıklarımıza bile alışamayız. Biz bunlara alışırsak biz olmayız. Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı, Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yumruğudur.
yumruk rahata alışmaz. Pençe rahata alışmaz, diş rahata alışmaz. Mızrak, topuz, ok, kargı, mermi, kasatura rahata alışmaz. Kılıç rahata alışmaz. Türk milleti emek vererek, alın teri dökerek, fedakarlık ederek, sevgisini ve duasını cömertçe vererek elinde bir kılıç tutuyor. Ama kılıç demirini dövmezsen kılıç olmaz. Onu ateşe sürmezsen kılıç olmaz. Çekiçle örs arasında tutmazsan kılıç olmaz. Ateşten korkan kılıç, kılıç olmaz. Yüzyıllarca bebeklerini bile çelikleyen bu milletin kılıcı kınında yatmaz. Her tim, kıdemi ve rütbesi ne olursa olsun her personel harekat emri gelene kadar uzmanlık eğitimi yapacak. İstihbarat ve sorgulama eğitimlerine de önem verecek. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.